Twitch'te son 2 yılda en çok bit geliri elde eden ilk 300 kişinin 280'i yapmış bunu. 500'den fazla isim var. Olay sandığımızdan da büyük. Ben şunu da diyorum. Bak, bitten kazanç tablosu yaptık. İlk 30'da 26. sıradayım 3 yıl toplamda. Normalce caho. Çok normal abi. Çünkü bit kullanılmıyor Türkiye'de. Türkler, izleyici Türk kitlesi bit kullanmıyor zaten. Bu aşikar. İlk 30'da 26'da olman bile iyi bu arada. Bence çoksun. Ya bu... Sende de bir sıkıntı var. <laughs> 26'da olamamadasın. <laughs> 500 kişi yapmış bunu. Nasıl 26'dasın lan sen? Bu da mantıklı bir de Türkiye'de değil. Bir durum da değil. Globalde ha? de bir çok Onu da orada. diyeceğim. Bu eminim ki sadece TR ile alakalı bir durum da değil bu arada. Eminim buna yani. Kesin içinden başka ülkeler de çıkacak, başka şeyler de çıkacak. Ha globalde 500 mü? Ha onu bilmem. Hani olay çok büyük abi bence. Bu sadece Allahra oğlum Knight gibi bir oyun. Bütün dolandırıcılıklar, pislikler, sahtekarlıklar oyunda yaşandığı için oyundaki herkes kendinden olan adamı saptayabiliyor. İki tane Nightçı saptamış ve çıkarmış oldu. Valla Knight kadar kral bir oyun yok ya. Yemin ediyorum Knight'e geri başlayacağım bak. Yemin ediyorum Nightçılar, Neyse ya. Abi bak şeyi söyleyeyim. Ee, Selamünaleyküm. Uzun Ay. süredir yayın yapan, partner olan, neredeyse herkes bu işten haberdardı zaten. Böyle bir şeyin döndüğünü. Ha, o da doğru. Bir bir Mesela ben biliyordum değil. bu durumdan, bunların döndüğünü. Bana da geliyorlardı çünkü. Bana bu teklif bir buçuk yıl önce geldi. Bir buçuk yıl önce. Hani bana hani daha, daha da bile önce alıp geldi, geldi. kesin. Daha önce de gelmiştir, mutlaka bazı insanlara sana gelmiştir. Ben bu arada, geliyordu. bu son bir buçuk. Ben data. düşünüyordum. Yıl olarak son bir 1,5 yıllık data bu arada. Belki daha eskiden de yapanlar var. Evet evet. Linkler sadece belli bir aralığı kapsıyor. Aynen. O da evet. var yani. Ondan önce yapılmış olan bir şey varsa bilmiyoruz. Bundan sonra yapacak olanlar varsa onları da bilmeyeceğiz. Yani şimdi şey de olabilir. Şimdi şimdiye kadar hiç yapmamış olan, hiçbir listede is ismi olmayan insanlar belki bundan cesaret alıp şimdi yapabilirler ve herhangi olabilir. Sızdırmasına olmayacağı için bundan sonra e, biz bunu öğren öğrenemeyeceğiz bir şekilde. Abi niye demediniz o zaman? Ben bilmiyordum ki bu kadar ben diyordum ki bak şöyle bir şey var. Yani bak bunun hani nasıl diyeyim size? Bak şöyle düşün. Biri sana geliyor diyor ki seni arıyor tamam mı? Telefonundan arıyor diyor ki telefonunun tamire ihtiyacı varmış. Bize getirirsen bedavaya yaparız. Sen bunu şey mi düşüneceksin? Ulan bunlar çok büyük çete. Herkesin telefonunu çalıyor. Ne enayiler vardır bu? Yani bunu mu düşüneceksin? Bakıyorum diyorum ki biri bana gelmiş böyle yazmış. Diyorum ki lan hangi enayi bu işe dahil olur? Bir bakıyorum 500 kişi dahil olmuş. Nereden bileyim ben? Bunu bilecek kapasitede nasıl olabilirim ben? Elindekini ver iki tane yapalım diyen adama sen ulan bu organize çetedir ha bunlar mı diyorsun? Demiyorsun. Evet abi hani. Hangi herkes... salak bunu yapar diyorsun yani? Yani kısacası ben bunun döndüğünü biliyordum çünkü bana da gelindi ama ben bunun bu denli büyük paralarla bu denli isimlerle döndüğünü hiç bilmiyordum. Ben bilmediğim şey buydu. Ben eğer bunun organize bu kadar organize bir şey olduğunu bilseydim ben zaten söylerdim. Yani bunu açıklayacak kişilerden biri olurdum ben. Ya kısacası demeye çalıştığım şey şu. Ben bilmiyordum mesela bununla ilgili çalışan olduğunu, bunlarla birlikte çalışan yayıncılar olduğunu. Ben dedim ulan enayilere bak. Bana mailimi açsam şu an zibilyon tane şey gelir görürsünüz orada dolandırıcılık örneği. Lan yayıncı olmayı bırak. Sıradan çinko karbon vatandaşın bile mailına geliyor. Bak en basit örneğiyle Bak en basit. Mısır'daki bilmem ne akraban ölmüş. Mirasının paylaştırılması için evrak belgelerine para lazım. Şuraya 100 dolar atar mısın? Bak, en basitini. Sen de, bunu polise de, mi bildiriyorsun? Bana bunu söyle. Sen bu gördüğün maili polise bildiriyor musun? Aynı mantık abi. Yani bunu Görmemiş olma ihtimaliniz yok sizin maillarda. Bak sıradan çinko karbon vatandaş için bile söylüyorum bunu. Ya yani bunu gidip de kimse bildirmezdi. Yani ben bildirmedim. Çünkü ben buna düşecek insan olduğunu düşünmüyordum. Yani şöyle düşünün bak en basit mantıktır bu. Birinin 100 lirası var. Sana diyor ki gel 50-50 kırışalım bunu. Lan bu insan enayi mi? Niye senle para kırışıyor? Sana niye ihtiyacı var bu adamın? Sana niye yoktan para versin? Yani bu soruyu sorman lazım kendine. Bunu soramıyorsan yapacak bir şey yok. Ya şey de var şimdi. Derke. Heh. Yok yok hiçbir şey açmayacağım. Ses kaydı, Whatsapp görüşmesi falan bunlar sıkıntı. Twitch nezdinde sıkıntı. Zaten otaboka banyuyorum. Hiçbir şey açmayacağım abi. ne Kim ne yaptıysa yapmış işte. Partnerlik nasıl alacak? E adam Partner olmasına gerek yok. Yok partner olmasına gerek Ya iştirak olunca yetiyor i̇ştirak... galiba ama. Hani kendisine adam, adam... iştirak yapabilir botla yani. Çok kolay bir şey o. Ee, yapar. Kalkıp bu adam kendine 5 milyon bit atmayacak bir seferde yani. Zamanla halleder. Biriyle paylaşmaktan çok daha iyidir bence bunu yapmak. Salih Tost olduğu gibi zeki yine diyor farfo. Adamın bunu ha, yapmasındaki amaç zaten kendini bak, sıyırmak. Bak bak biri daha yazdı. O da mantıklı. Partner hesaplar da satılıyor. Satışta olan partner hesaplar da var. Ar, 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 da var var Adam tık diye onu da alabilirdi mesela. İnternette... Bir isim vermeyelim ama partinin hesapları satılıyor. Ya benim, iç, iç, bak benim en çok korkum ne biliyor musunuz? Beni korkutan şey şu. Bir de bakıyoruz Twitch'in içinde de bu tarz şeylere karışanlar var. Eğer öyleyse bu hiçbir zaman çözülmeyecek bir şey. Yani hiçbir zaman bu davalar bunu hiçbir şey, hiçbir ilerleme kaydedilmez. Beni en çok korkutan şey bu. Cava. Bunu hiç düşündün mü bilmiyorum. Kardeşim Beni en çok büyük korkutan şey, bir... bu. şey bu. Büyük resmi gördüm ben yine. Ben de bu sorunun cevabını biliyorum. <laughs> ben de bu sorunu yani bir tık biliyorum, çok bilmiyorum, bir tık biliyorum. Benim en çok korkutan şey bu zaten. Yok sen benim bildiğimi bil, ya. ben senin bildiğini biliyorum, ben senin bildiğinden fazlasını da biliyorum Caho. Vay nasıl yani? Biliyorum biliyorum, vallahi biliyorum. O hesabı ben de biliyorum Caho, ben biliyorum. Spesifik rakam bile bile verebilirim, rakam bile bile, rakam bile verebilirim hatta. Hem tabii hım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi anladın değil mi? Bildiğimi. Ya ola da bilir olmayı... bak. Olay ne biliyor musunuz? Beni korkutan kısım şu. Twitch dataları paylaşmazsa kimse herhangi bir ceza almaz. Dur şunu büyüteyim. Abi Twitch dataları paylaşmazsa kimse ceza almaz. Çünkü bu dataların hepsi illegal yollarla çıktı, hacklenerek. Anlatabiliyor bu, bu, muyum? Bu verileri paylaşın. Ama bunlar yeterli değil. Hani gelen PayPal hesabının hangi ülkeden olduğu, hangi karta bağlı olduğu, bu kartın kimin olduğu canım. Hepsi lazım. Yok anlatmayacağım oğlum. Anlatmam Cevo ayıp ediyorsun. Demek istediğim şey şu. Şu anki bu datalarla bir soruşturma açılsa kanıt niteliğinde geçmiyor diye biliyorum. Çünkü bunlar doğrulanmış datalar değil. Bunlar illegal olarak elde edilmiş datalar. Aynen. Doğrulanmış veriler değil zaten. Twitch'ten legal şekilde almaları lazım. Ama bu veriler yeterli de değil. Belki Twitch kimisinin datasını verecek, kimisininkini vermeyecek. Bu durumlar da yaşanabilir. Beni zaten korkutan kısımlar onlar. Yani adam kayırma da yaşanabilir, başka şeyler de yaşanabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani çok... Ya bu... bu bana kalırsa bu konu hiçbir zaman çözülmeyecek. Bana öyle geliyor. Twitch verifyladı, Yo, verifylamadı. Sadece sistemlerinin sızıldığını söyledi. Yani bunu onayladı. O kadar. Datalar doğrudur demedi. Datalar doğrudur zaten de hani sonuçta ya zaten bence de doğru datalar. Edilmiş şey değil. Evet. Ve üstünde oynanmış olabilir. Yani onu bilemez kimse. Tabii yani o da var. Böyle, öyle, de diye demiyorum da hani garanti değil yani. Yoksa doğrudur zaten. Ama devlet ona bakıp da iş yapmaz yani. Chat bir haftaya falan unutulmaz bunu söyleyeyim. En az bir ayı var böyle bir şeyin ki bak eminim Coho sana da teşekkür ediyorum bu konuda. Takdir de ediyorum. Yani bu yayını açmasaydı Ceho, bence daha da unutulmuş olacaktı yani bir hafta içinde. Zaten balık hafızalıyız millet olarak. Yani bu, bu böyle. Ciddi söylüyorum bu böyle, unutuyoruz. Daha geçen gün... Neyse, anlatmak istemiyorum. Sinirim bozuluyor, keyfim kaçıyor. Ama ülkemizde kaç tane katliam oluyor, insanlar öldürülüyor, şu bu oluyor, dolandırıcılık oluyor, her şey. Üç gün sonra unutuluyor. O yüzden hani bu da unutulacak, buna da eminim. Ama bu tarz şeyleri gündemde tutarak unutulmamasını sağlıyoruz. Olay bu. Küçükken 10-11 yaşında falanken e, oynadınız mı bilmiyorum. Var Rock diye bir oyun vardı. Ben onu deli gibi oynuyordum. Dedim ki premium alayım. Bak, çocuk haklı. Çocuk haklı. Premium alayım. Gittim, premium aldım abi oyunda. Paypal üzerinden mi aldım hatırlamıyorum ama... ...babamın kredi kartıyla aldım tabii ki. En azından dürüst bir çocuğum. Babama söyleyip aldım. Çalmadım kredi kartını. Neyse. Abi kredi kartının limiti artık o zamanlar ne kadarmış bilmiyorum. 2000 euro falanmış herhalde şey tekabülü olarak. Eee kredi kartından 1000 euro mu? 1500 euro mu? Öyle bir şey çekilmiş tık diye. Yabancı bir şey üzerinden. Eee bankayı aradık, bankaya ulaştık. Banka dedi işte şey olmuyor. Nasıl, bu sene kaçta oluyor söyleyeyim. 2005 falan. yani 2004 2005 falan. O zamanlar euro 1,5 falan herhalde. 2 bile yok. Eee 1500 euro çekilmiş. Yani kartta TL var ama euro tekabülü ne kadarsa o hamutlanmış, sıfırlanmış orası. Kartın bütün limiti yenmiş. Aradık işte veremiyoruz. Aradık işte banka diyor şöyle böyle. Dava açıldı şöyle böyle. Hiçbir şey olmadı abi. O para geri gelmedi. 1000 küsür euro gitti. O günden beridir de ben sadece sanal kartla işlem yapıyorum. interneti hiçbir zaman kredi kartımı vermem mesela. Gelmiyor çünkü o para benim başıma geldiği için biliyorum. Götüm tutuştu mu? Yok, tutuşmadı. Yani şu an 1500 euro gitse fena tutuşur ama o zaman tutuşmadı. Çok onu söyleyeyim. Ee, adam bir çalıntı bildiriminde bulunmadıysa, bankadan evet. çalıntı demediyse, bunun çalıntı olduğunu da kimse iddia edemez. Adam fark etmemiş bir olabilir yani Banka Öyle hesabı, bir durum var. Yani sen bankaya olarak... rapor vermediğin sürece o paranın çalıntı olduğu düşünülmüyor. Öyle bir durum da var. Salih burada doğru bir nokta yaparmak bastı. Zaten bu da hani bir şey olmayacağını düşünmemizin sebeplerinden biri. Aynen. Bu insanların çoğu bence fark etmemiştir bile bu paraları. Ya mesela birinden ben, ya bin, bin bir şey dolar oluyor. gitse yabancı birinden çok fark etmeyebilir. Senin para kartından gitse fark edersin de sıkıntı yani. Bu, bu liste para, tepeyi berçem. terk eden okçular listesi mi oğlum bu ne? İlk mesaja göre en büyük vurgunu yapan yayıncı... <laughs> Oha yuh. Oğlum bu ne Bunu lan? Yapayım. Lan ben enayi miyim lan? Ben bu parayı görmedim hayatımda. Bu nasıl paralar? Link vermeyelim chat yok yok. Link vermek mantıklı olmaz. Lan ben kendimi enayi olarak nitelendiriyorum. Twitch bak bir de şöyle bir şey var. Twitch hacklenmese yine bunlar açığa çıkmayacaktı. Farkındasınız değil mi? Ya da iki tane night'çi kafa kafaya vermese yine bunlar açığa çıkmayacaktı. Ya da anlık bir sinirle... <laughs> <laughs> abi, abi nasıl bir açıklamadır ya. Allah'ım ya Rabbim. Hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Abi hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Night Online'a olan saygım arttı bu arada. Bak zaten Night oynadım. Çok küçükken de oynadım. Senelerce de oynadım. Twitch'te yayınını bile yaptım Night'ın ama... Night Online'a ve kitlesine olan sevgim ve saygım arttı bu arada. Herkesin bildiği bir şey açığa çıkmayacaktı demek de garip değil mi biraz? Yo değil. Yani dediğim gibi bunun bu boyutlarda olduğunu kimse en azından ben bilmiyordum. Yani ben böyle bir boyutta olduğunu bilmiyordum bu işin. 500 kişinin bu işin içinde olduğunu ben bilmiyordum. Ve bu TV eklenmese de açığa çıkmayacaktı söylüyorum. Ya da Nightçılar bu şekilde ya başkası belki çıkardı da bu adamlar buna uğraşmasaydı yine çıkmayabilirdi. Fake Prime yapılıyordu mesela zamanda. Çıktı mı açığa? Çıkmadı. Bu da biliniyordu. Bunu yapan izleyiciler bile vardı. Çıktı mı açığa? Çıkmadı abi. Yani bu. Harbiden Twitch iyi ki hacklenmişe çeviriyor bu olayı ama... ...kolay yoldan para bağımlısı herkese. Ya. Yani bu öyle. İş beğenmiyorlar. Yeğenim. Ben yapıyordum 3 sene önce fake prime demiş biri mesela. Ha bu paralar da şunu da söyleyeyim. Bak şunu da düşünüyorum. Twitch için büyük paralar değil. 400-500 bin dolar, 1 milyon dolar mesela. Bence 1-2 kişi ya da elin parmağını geçmeyecek kadar olan kişi olsa... ...peşine düşülür. Ama burada 500 kişi olduğu için... Bu öyle bir sarmal ki yani bunun peşine düşüp bunun çözülmesi falan çok zor. Çok zor yani. Ne o para için buna uğraşırlar ne de bu kadar birbirine girmiş düğümü çözebilirler. Öyle söyleyeyim. O yüzden umursayacaklarını da düşünmüyorum. Ya şimdi sövcem az kaldı ya. Vallahi sövcem az kaldı. Seçilmiş soruyu mu sordular? Evet yani? seçilmiş soruyu gördükçe sinirim hopluyor. <laughs> Gülme sen de kekeç. <laughs> Adı geçen yayıncılar 3 ay sonra 2 katı izlenmezse bu işi bilmiyorum. Sanmıyorum. Hiç sanmıyorum bu arada. Adı geçen yayıncılar yayın açtığında geçen... ilk başta evet izlenirler de sonra düşeceğine eminim. Düşer bence. Adı geçip yayın açan var hala. İzleniyordu. E ne durumda mesela? Arttı mı izleyicisi? Arttı. Ama sövmeye geliyor insanlar. Yani. <gülüyor> 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 ya, ya Ben de onu diyorum. Yani Bir süre artar ama sonra düşer gibi düşünüyorum ben de. Mık hırsızı hangi yüzle yayın açıyorsa <laughs> hala burada yazıyor lan. Ta, Bunlar... <laughs> <laughs> benim dediğimde bu işte yani. Tabi reklamın iyisi kötüsü olmaz. Belki öyle değerlendiren de çoktur da. Zor abi zor. Vallahi zor. Peki bu 500 kişi olmasaydı dolar çoktan 12 olmuş muydu? Oha. <laughs> Oha. Soruya bak lan. <laughs> Olabilir bu arada. Oha. Bu soruyu hiç beklemiyordum. Çok kilit bir soruymuş. Adamlar ülkeye dövizle sokuyor mantıken. Yani. Doğru diyorsun. Kemal yayın açmasa dolar 20 mi olur o zaman? Kemal'i karıştırmayın. Mesela Kemal'in kartından o para çekilse Kemal duymazdı ben eminim. Ya yani farkına varmazdı. Onu söyleyeyim yani açıkça. Nasıl duymaz mı? Nasıl duyacak? Yani bana söyleyin nasıl duyacak? Bence Ferit de duymazdı. Bence Ahmet de duymazdı yani. Hani nasıl duyacak? Gerçi Ahmet duyabilirdi. Hala bir Mersos'u yok ama. Audi'si var abi aynı klasman. Çok da acınmasın a 3ün var diye yani. Abi sen duyar mıydın? Belki ben de duymazdım. A3 ufak A3. Ben, de, ben, 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 ben duyardım. Geç abi. Beğenmezler fakiri Kemal çekme. Kemal 1 lira e için 10 takla atar kimseyi aklamam. Lan ben birini akladım mı? Nasıl bir aklama bu? Keno dün tweet atmış altına gelen mention'ı gördün mü? Ne? Atsana. Düşündüğüm şey mi acaba? Şöyle sorayım o mention portre içeriyor mu? <laughs> İçeriyorsa gördüm. Yani olay düşündüğümüzden de derin bence ve çözülmeyecek. Umarım çözülür ama çözüleceğini zannetmeyen. Biri de, de gitmiş vakfa bağışlamış 5K doları fark etmemiş. Ne düşünüyorsun? Bak buna ya düşünürüm. <laughs> buna bir şey düşünürüm ama bunu dile getirmek istemiyorum. Yersen. yersen. 5000 doları, <laughs> 5 bin doları fark etmeyecek abi. bir insan. Allah için bunu kim söyledi ya? Vallahi bunu kim evet. söyledi abi? Ve hangi vakfa bu? 5 kalıflar canlı yana başlayacak bir, bir insan zaten Twitch'te yayın açmaz. Peki şöyle bir şey var. Eee... <laughs> De Ahmet bak Ahmet karıştırma ortalığı. Java. Karıştırma ortalığı Ahmet. Ka karıştırma ortalığı. Yıkıldım falan yazma. Karıştırma ortalığı. Bak. <laughs> hayır, hayır. bak bir dakika. Şunu söyleyeceğim. Lan ne söyleyeceğimi unuttum. çok iyi oyun. Ha 5000 dolar. Şimdi bak 5000 dolar hesabına geliyor. Sen fark etmeyip bunu vakfa farkında olmadan da bunu vakfa bağışlıyorsun. Denklem bu değil mi? Çok fazla farkında olmadan içeriyor ya sanki. Ya farkındalıksızlık kısmı çok fazla. Ben bunu anlamadım. Hani para geliyor, fark etmeyip bağışlıyorsun bunu. Hani fark etmediğin parayı bağışlıyorsun. Öyle mi? Haydan gelen huya gitmiş diyebilir miyim? Ama farkında olmadan gitmiş evet, mi? Evet tabii. Zaten Yok herhalde şöyle olmuş. Adama para gelmiş. Adam bunu fark etmemiş 5000 doları. Sonra herhalde aradan zaman geçmiş bayağı bir. Ha i̇şte bir bağış yapmış. Yok. Işte. Ha. ha bağış daha önce mi? Bilmiyorum ki bağış ne zaman. Para geldi bağış yaptı anladım ben. Ha sonra fark etmiş demiş aa böyle bir para gelmiş bunu ben vakfa atayım. <laughs> Lan, böyle bir şey olamaz. Cao ne anlatıyorsun oğlum böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Lan, bir bakayım belki bana da bir 10 bin euro falan gelmiştir. Lan ben de bir bakayım belki para gelmiştir. Bak biri de şey yazmış. Senle böbrek işine girelim yakalanırsak Kazandığımızın yarısıyla diyaliz makinesi bağışlayacağız okey misin? Mesela aynı mantığa geliyor. Ben okeyim bu arada makul bir fiyata böbreğimin bir tanesini bırakabilirim. <laughs> o tweet çok iyi. <laughs> o tweet çok iyiymiş zaten. abi. E, e, zaten. Bunu bayağı beğendim. <laughs> Bunu bayağı ben bunu görmemiştim. Ne <laughs> güzelmiş bu. Hoş hoş bu. Elren grubundaki şişko diyordu demiş cipet pet yüz bit atıp. Vallahi bilmiyorum kim ne diyor da. Ee, bana kalırsa ne para gelecek kimse farkında olmayacak. Ne de bunun iyi huylu iyi şekilde farmlandığını düşünecek. Bunların hepsi safsata hikaye. Kandırıldık abi. Kandırıldık. Kandırıldık. Abi yani Twitch panelinden fark edersin. Banka şeyinden tabii ki fark, fark edersin. edersin. Tabii ki. Tabii mü ki fark edersin. edeceksin yani. Tabii ki. Aa, bu arada, bu arada şeyi de söyleyeyim. Fark etmedim diyen biri varsa eğer, o Twitch'ten kazandığı paranın vergisini de ödemiyordur abi. Çünkü Hadi e, vergisini Do ödeseydi zaten fark ederdi. Doğru. Hadi buyur. Bu da kesinlikle doğru. doğru. Evet, Çünkü. De edin hemen arkadaşlar. Vergiyi de daha fazla ödeyeceği için oradan kesinlikle oradan yani derdi ki, lan evet, bu vergi evet. ne? Doğru. Ama Salih, bak, okyanusa okyanusunu anlatsan, okyanusun haberi olur mu? Salih Yaşın yine büyük, büyük resmi gördü bak. Ha adamın hesabında, adamın aylık geliri 10 milyon dolarsa tabii o zaman fark etmemiş olabilir. E, e zaten. Ya öyle bir <laughs> insan da Twitch'te yayın açacak mı yani? Açabilecek mi ya da İmkanı yok? Yani çok üzücü de olsa bana böyle bunun çok üstü kapanıp bir iki kişinin böyle yargılanıp üstü kapatılacak bir mevzu gibi geliyor. Çünkü e, olayın saptanması biraz tuhaf. Ya tamamen random nightçılar birbirine kızıyor diye çıkan bir mevzu. Yani Leaklenen içeriklerin bir yasal kanıt olarak bir şeyi yok. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bankada yani birçok banka şeyi öyle işliyor zaten. Para gelince hesaba sana bildirim geliyor. Yani çoğunda böyle bir durum var. Bu kapanılan açılan bir şey mi bilmiyorum da bende oluyor mesela. Yani Twitch'ten mesela ödeme geldiğinde pıt diye bildirim geliyor bana. Pa e hesaba para girişi oldu diye. Hadi bu da var yani. Onu da ekstra bir not açıyorum. Abi ben evde diyeliz hastasıyım. Ortak olayım makine bulmanıza yardım ederim mesela. Yani mantık abi, olarak arkadaşlar şunu söyleyeyim kısacası buna gümledim. Salih söyle Dink'e bakacağım. Yani şey hani tamam bankadan görmedin, Twitch panelinden <laughs> görmedin. Yani Steam, Streamlabs artık ya da her ne konuyorsa onun bildirimlerinden görürsün. Ya bir, bir yerden görürsün ya yani. mümkün değil abi böyle bir şey. Bence de kesinlikle. E bu tweet ne peki? Buna gülme bence yayında. O harbi niye güldüm lan ben buna? Şu an çünkü bilmiyorum. Devlet de bunu denetliyorsa şu an bu yayın izleniyor olabilir. Bence gülme. Benim aklıma komik bir şey geldi de ben ona güldüm bir an. Anlık yani... bir gül şey geldi. Komik hikaye tamam. anlık. Ona güldüm. Tamam. <laughs> çünkü pazartesi büyük ihtimalle millet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu önerge olarak sunulduğunda bu yayın açılacak. <laughs> Dev ekranda seni izlerken şu tweet'i bildiğini görürlerse konu çok başka bir yere gidebilir. Az önceki konu. Bu mu Bu neymiş? Geçen hafta paylaşan yer. Az gedillerin anonim olduğunu fark etti. Abi mesela yani bu bot hesap mı? Yani bu bu nasıl yazılabiliyor? Yani nasıl bir turnusol kağıdına batırmak lazım ki yani çocukmuş normal. Kral Kral kral. adamın yanındaki kral adamlardan kral biri ve kral hareket. Lütfen. Kral. Yalnızca kral değil. Ya. E şimdi o zaman ben de yapayım bunu. Geçen biri yazmıştı. Nerede o? Aylık 1500 dolar atalım sana diye. Ben de o zaman bağışlayayım sonra. Faizini falan yiyeyim ama. Faizi falan yiyeyim. Güzel harcayayım onları. Sonra bağış atayım. Olur mu öyle? Kral mı olacağım öyle? Senden olsa olsa x kral tr olur Salih. Ya yani böyle bak bunu diyeyim. bunu böyle açıklama yapmak ve insanların bunu desteklemesi de bana çok garip geliyor. Yani abi Olamaz ya. Ya aslında Ama olamaz sonra... diyorum. Ola da yani ülkenin halinden de belli yani. olabileceği mümkün yani de bilmiyorum ya. Yani. İnanmak Ama burada... istemiyor herhalde insan. Mesela şey diye bir mesaj gelmiş bana. Ee, Melina Melinous yayında itiraf etmiş dolandırıcılık yaptığı sonra da yerini kapatmış. Mesela şu an işte bu yayıncının partnerinin direkt olarak alınması lazım. İtiraf etmiş çünkü artık sözleşmeyi ihlal ettiğini. Bunun, Peki, tek bak, bunun ee... bak bunun bak bunun İtiraf edenin bile partnerliğin alınması en az bir hafta sürer. İşte yani evet. Öyle söyleyeyim, en az o da. Drama damağında kaldı ondan. Ya bu drama değil ki ama ya. Bu drama gibi bir şey değil. Bir... Hayır Nicki de aynı yani. Nick'in sonuna aynı harften bir tane daha koymuş. Mesela evet, bir evet, tadri, evet. Yayını kanalı partnerli alınıyor. Gidip tadri lol diye bir kanal daha açıyorsun. <laughs> lol <gülüyor> diye <Aynı> mi? Ya. <laughs> Lan bari Nicki'nin başka bir şey yap da millet gelip söylemesin. Gerizek mısın? Gerçekten yani bu kadar vizyonsuz olunamaz ya. Ben valo diye açarım arkadaşlar haberiniz olsun. Bir gün bu kanal kapanırsa taldirim valo olarak geri açılacaktır. Anında buraya yazıyorum. Ya da başka gülme efekti koyarım. Ruffle falan yazarım. lmao yazarım bilmiyorum. Bu çok ilginç bir çete abi. 16 yaşında birkaç çocuğu da dahil etmişler. Ben bir şey diyeyim mi? Bu çetenin yaş ortalaması da küçüktür muhtemelen. Yani bunu yapan bu e, paraları ak... Ya yani aklama, yani bu paraları çalan kişiler de küçüktür. Yani büyük olduktan şu 30 yaşında yoktur bunlar. Niye söyledin hepsini alacaklar. Siz büyük resmi görenler neyse. Spam'a bak. Selamlar. <laughs> Selamlar Twitch şey. E, hesabıma 5k <laughs> dolar girmiş. Ama ben <laughs> onu çektim ve harcadım. Zaten haberim yoktu. Takipçilerim fark etmiş. Sorumluluk sizde. <gülüyor> <gülüyor> bu da <nasıl> spam? <spor? gülüyor> bu işe adı karışıp da masum olanlar da var. Ama onların hepsi yayın açıp Açıklama yaptılar. Kanıt sundular. Kanıt sunamayan şimdi, zaten masum ama değildir bir, yani. Ediyorum. Onu diyeceğim ben de yani. Bir insan hiçbir açıklama yapmıyorsa da açıklaması çok gerizeka fark etmedim. Hani suçlu olduğunu zaten anlamanız lazım. Çünkü bunun kanıtlarını sunmak da zor değil. Yani ben geçen moderatör olduğum bir kanala gittim. Slash user en anonymous cheerer yazdım. Orada anonim olarak atılmış 490k evet. bit gördüm. Evet. E şimdi anonim olarak atılmış 500k bit var ortada belli yani. Şimdi bu anonim bit gelmemişse bir insana göstermesi çok kolay, kanıtlaması çok kolay. Kanıtlamıyorsa eğer anlarsınız. Bu arada hepsi anonim olarak da atılmıyor onu söyleyeyim. Evet, herkese Şeyde de görmüyorum. anonim olarak atılmıyor. Fake, fake hesapla açmış böyle 50 tane fake'ler. Her birinden 20 KB bit atmış mesela. Ama o da şeyden gözüküyor yani. All time top cheerers da açıksa oradan gözüküyor. Yine oradan da kanıtlarsın. Bir şey diyeceğim. Bu ilgimi çeken bir detay oldu. Çok fazla CC CC çalıntı kart mı demek oluyor? Galiba o demek oluyor. İşin içinde bulundum. Daha önceden de yapılıyordu ve sadece Twitch'te değil, Metiniki Knight gibi oyunlarda bir sürü kez yaşandı ve onların hala kanıtları yok. Mesela ne demek bu? Yani Knight'ta nasıl gibi yani oyunlarda nasıl gibi ne açıdan kullanılıyor bu çalıntı kredi kartı muhabbeti? İtem olarak. Yani ya o parayı harcayıp item alıyor. İtemi paraya çeviriyor öyle mi? Ama oyunun içinden item alamaz ki. Knight'da, mesela Knight için konuşuyorum. Böyle bir şey pus item alabilir. Pus itemine dönüştürüyor olabilir mantıken. Anlatabildim mi? Itemı alması ya. için birine para atması lazım. O da takip edilebilir. Yine aklamış oluyor ama. Yani bir Tabii canım pus'tan yani. alırsa doğru aklamış oluyor. Hmm, GB alamaz. GB'leri de birine atmasıyla atması gerekiyor öyle bir durumda. Evet evet birini atması lazım. Yani GB alması mesela Bino Game örnek veriyorum GB satan bir site. Bino Game atması lazım onu takip edilir onu yapamaz bunu yapan kişi. Sitelerden alıyor olabilir. Sitelerden aldığını düşünmüyorum ya bence risklidir yani bunu yapan kişi ben olsam ben siteden almam takip edilememek isterim. Bir yerde izimi kaybettirmek isterim anlatabiliyor muyum? Bunu suçlu penceresinden bakın. Yani bir, bir şeyi de benim izimi kaybettirmem lazım. Oyun içi birinden de alamam işte. Çünkü ona para vermem lazım. O verdiğim para da takip edilir. Öyle düşünün. Ya mantıken bir yerde izini kaybettirmeye çalışması lazım bu suçlu kişinin. Oyun için CC çalan adam ne kadar man zeki olabilir. <laughs> ya işte bir nebze de olsa yapması lazım. Şuna bir bakar mısın kaptan demiş. belki üçüncü Lan La oğlum bana Zergstein gibi okutma kendi ismimi ya. Dolandırılan kişilerin paraları Twitch'e aktarılıyor. Bu ne lan? Tamam o da aynı mantık zaten. Ya bu işte eve mantık bu. Mantık bu zaten ya yani şöyle düşünün şimdi bu açığa çıktı velev ki bunlar bulundu bu kişiler emin olun bir sonraki yapacak kişiler daha farklı daha takip edilemeyen şeyler yapacak budur oğlum bu dünya böyle dönüyor yani mantık bu, bu şekilde işler mesela bunun öncesinde fake prime muhabbetleri prime dolandırıcılığı falan bunlar vardı buradan kim ekmek yedi ben bunları bilmek istiyorum İsterim yani. Bana da bak o dönemde geliyordu mesela örnek veriyorum bu bit muhabbeti fake prime muhabbetinde de gelenler oluyordu o zamanlar ben onlara da itibar etmiyordum. Orada da yiyenler yani olmuştur. Iki önce, bak iki yıl önce bana ben hiç yayın bile açmıyorken sırf partnerliğim var diye mesaj geliyordu durmadan. İki yıl önce yani yayın bile açmıyordum adam nereden bulduysa beni sırf partnerliğim var diye gelmişti. Vardır yani bu çok uzun zamandır Kesinlikle. var. Böyle. Çünkü çalıntı kredi kartı internetin kendisinin başlangıcından beri olan bir şey. Evet, Her yerde satılıyor bu. Yani yıllardır, 5-10 yıldır var belki bu muhabbet. Şu iki sesi kontrol eder miyim? Dur. Şöyle yapayım bir dakika. Kontrol edeyim ama onu yayında etmeyeyim. Ne olduğunu bilmiyorum. Konuşma falansa ifşaladık diye bam falan yeriz. Bakmıştık ya sabah. Ha, ben bunu gördüm. Ben bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Ben bunları gördüm. Hangi yayıncıydı ya? Salih sen söylemiştin. Ee, bu Zeynep Çisem'in. Ha Zeynep Çisem ee, he. Hem bit hem sabatılmış bir şey bu. Yani büyük ihtimal illegal değil. Bu çok küfür falan etmiş abi kıza gördüm de büyük ihtimal illegal değil. Yani şey yapmayın. Şimdi şöyle bu illegal olma ihtimali düşük bir şey söyleyeyim. Yani bu gerçekten illegal olma ihtimali düşük bir şey. Ha, adam parayı illegal yolla kasmış olabilir. Adam ya da kadın bilmiyorum. Bunu, Muhtemelen ben adamdır ben. da. Bunu illegal yolla kasmış olabilir onu bilemeyiz. Ama bu çalıntı kredi kartıyla yapılacak bir şey değil. Yapılamaz bu. chat bu düşündüğün... Ben bak şöyle söyleyeyim. Bu, bu kendini afiş etmek olur. Bunu kimse yapmaz. Çalıntı bir iş yapan adam bunu yapmaz. Yapamaz ha, yani. Şey de olabilir. Buradaki gelire ek olarak anonim bitle kazanmış olabilir. Ya, o da olabilir ee, tabii ki. Onu bilemeyiz. Oradaki paralarla, listedeki parayla buradaki paralar örtüşüyor mu onu hesaplamak lazım. Ya da kızın şey yapıp işte slash user an anonymous cheerer yazıp orada çıkan şeyi göstermesi lazım. Ancak öyle anlaşılır. Paravan hesap olamaz mı? Legal bir şey yok diye biliyorum bu şeyde yayıncıda. Şöyle diyeyim paravan hesap da olabilir ama bir hesaba toplamazlar. O yüzden zaten isimsiz hesaplarla atıyorlar ya. Ya yani bence o mantık bu. Öyle söyleyeyim. Yani Paravan hesap olsa bile bir hesapta toplamaları gerekir. O onlar için riskli bir şey. O yüzden zibilyon farklı hesaptan atılıyor bunlar. O yüzden isimsiz adı altında atılıyor. Bir de reklamdan götürenler var. Onları biz hiçbir şekilde zaten göremiyoruz. Yani Aa, bir şeye bak. Doğru. Öğrenmek, yok. Bak ulan Salih sen de evet. az şey değilsin ha. Bit'in haricinde reklam var. Tabii ki Prime Sub'u da konuşuyor. Reklamlar da var. Botlara reklam izletme muhabbetleri falan da var. Doğru doğru. O da Twitch'i dolandırmak oluyor dümdüz aynen. Ya Twitch ona da bir şey yapmıyor. Adam Salih sen dolandırıcı şey mısın lan? Her şeyi biliyorsun. Yok biz uzaktan izliyoruz dolandırıcı. Lan e en iyi insan işi kendinden bilir Salih. Doğruyu söyle. Sen dolandırıcı mısın evet, lan? Bak, verilerimi çıkartın oradan. Toplam zaten yayın açmaya başladı 6 ay oldu. 6 ayda 200 dolar kazandım bak orada. Çıkartsın birisi verilerini. bunu hiç düşünmedim bak. Sen var. dolandırıcı olabilirsin. <laughs> Hayır bu işleri yapan kişi sen misin? Bir de Tek olaylara bir yakın olan, durup kendindeki şüpheyi... Oha Salih. Aynen. Binance'imde 10 milyon dolar var arkadaşlar. Hadi yakalayalım. Ama fark etmedim geldiğini. şey. <laughs> haberim yoktu. Bugün açınca gördüm. Tüm başlayacağım ya. şimdi hepsini onun. Hepsini başla bakalım. Okçular vaktine başlayacağım. Fark edemedik ya. ya. Peki buna karışmayan kişiler kimler chat? Bu daha kolay herhalde bunları saptaması. Kimler karışmadı Emin, emin olunan kimler var? Bın bın, bın. bın, bın değil oğlum, bın, bın yazmayın. Karışmadığına <laughs> emin olunan kimler var? Söyleyeyim mi iki dakikaya? Hemen söyle. Rekits mi? Canım. Lan Ceho ben de mi karıştım? Şişko, bu sefer haksızsın işte. Sevmem bu Şişko'yu ama bu sefer haksız. Batu da temiz, ben bence de Batu da temiz. Ben de Batu'nun şey olduğunu düşünmüyorum. Daha Abi farklı zaten. bir şey var muhtemelen ama Batu temiz. Ona eminim. Ya abuk... Abuk gelirleri olmayan herkes temizdir zaten. Mito da temiz. Yani, Mito'dan da eminim. Bence Ferit de temizdir. Kemal de temizdir. 100, yani bak bir kere çok para kazanan adamın buna ihtiyacı olmaz. Çok para kazanan adamların hepsi temizdir. Onu söyleyeyim. Ya o, onu bilemezsin de şey var. Bu bence de çok şey ee, bir cümle değil bence. E mesela, doğru ortalama, doğru. Çok doğru bir cümle ortama değil katıl yani. Ortalama yüz izlenen bir adam reklamdan bir ayda bin dolar kazanmışsa yani zaten belli. Ya az izlenip de hiç para kazanmayanlar zaten bizdir büyük ihtimalle otomatik olarak. Çünkü belli zaten. Abi demek ki çok para kazanıyorsun. Oğlum alakası... <laughs> ben hayatımda bak bu common yani yaygın bir şeydi. Bizim çocuklukta da vardı yani. Hadi gelin bakkaldan cips çalalım deyip bakkala gidip bir şeyler de çalınır. Ben hayatımda en ufak bir şey çalmadım. Bakkaldan da